Hoş geldiniz beyler. Ben her birinizim. Sizin olduğunuz yerde ben de varım. Bugüne kadar hepiniz tek tek Abdülhamid'i tahtından indirmeyi denediniz. Kiminiz hürriyet için, kiminiz bir devlet için, kiminiz toprak için, kiminiz şahsi hırsları için. Ama bugüne kadar gerçek gücü elde etmek için saldırmadınız. İşte biz bundan sonra gerçek gücü elde etmek için saldıracağız. Osmanlı Devleti yıkılana kadar da bundan vazgeçmeyeceğiz. Bugüne kadar mucizeleri hep gökyüzünden beklediniz. İşte size yerin bir mucizesi. Bu gördüğünüz ağ, Sezar'ın Roma'yı ele geçirirken izlediği yolun verdiği savaşın hikayesini anlatıyor. Bugüne kadar en zorlu devletler Sezar'ın kurduğu bu ağ ile yıkıldı. Bu ağın dört esası var. Hepiniz bir yer işgal ediyorsunuz ve hepiniz ayrı birer cephesiniz. Osmanlı Devleti'ni ayakta tutan dört unsur vardır. Birincisi hükümeti Türkiye. Osmanlı bir imparatorluk olsa da Oğuz'un kayısının idare ettiği ve devletin asıl damarlarını Türklerin tuttuğu bir devlettir. Osmanlı'ya Türkler hükmeder. Bay Emanuel Carasso, sizden şunu istiyorum. Abdülhamid'in en güvendiği, devletin kilidi olan paşaları birer birer yok etmeniz. Devlete hükmeden kadroları tek tek vazifelerinden uzaklaştırmanız, yerlerine bize çalışan devlet adamları yetiştirmeniz. Devlete sızacaksınız Carasso. 10 yıl sonra eğer hala Abdülhamid yaşıyor olursa etrafında bir tek adam kalmamalı. Askeriyede, tıbbiyede, mülkiyede, kalemiyede, ilmiyede, hepsinde biz hüküm sahibi olacağız. Türklerin hükmünü yerle bir edeceğiz. Mahmud Paşa, hala var olduğunu gösterdin. Osmanlı'yı ayakta tutan ikinci bir sütun da saltanatı Osmani'dir. Paşa, ne olursa olsun hala insanlar Osmanoğlu ailesinin devleti idare etmek üzere müjdelendiğine inanır. Senin vazifen bu hanedanı yok etmek, Osmanoğullarını ortadan kaldırmak. En zayıf halkadan başlamalısın. Önce padişahın çocuklarını, sonra kadınlarını, sonra kardeşlerini ve sonunda da padişahın kendisini toprağa gömeceksin. Bu gücün sahibisin. Bunların sonunda senin saltanatın başlayabilir. Kuracağımız nizamda kimin kral olduğu mühim değildir Mahmud Paşa. Ama kralı kimin seçeceği mühimdir. Marco, devleti ayakta tutan üçüncü sütun ise payitahtı İstanbul'dur. Bu şehir fethedildikten sonra artık Türk devletine ölüm yoktur diye ünlendi. Şimdi İstanbul'u almadan Osmanlı'yı yıkamayız. Sen Marco, payitahtı koruyan muhafızları yok etmelisin önce. Sonra şehirde anarşi çıkarmalısın. Şehir pisliklerini kusmalı. Marco, payitaht kan kokmalı. Theodor Herzl, Kudüs'ü almak istiyorsan onun muhafızını yok etmelisin. Devleti ayakta tutan en sağlam sütun hilafettir. Hilafet sadece Osmanlı'yı değil, tüm dünyayı değiştirebilecek bir kuvvet. Halife olduğu sürece Kudüs Yahudiler için rüyadır. Hilafeti yok etmeden
İslam topraklarında bir Yahudi devleti kurmak hayaldir. Bay Herzl, siz hilafete saldıracaksınız. Yani Abdülhamid'e. Bütün bu esasların tek hedefi vardır. Gücü elde tutmak. Yeni dünyada gücü verecek olan ayaklarınızın altında. Bütün bir medeniyeti istikbaliyle beraber petrolün içinde boğacağız. Ayak bastığı yerin altında petrol olanları çıplak ayakla kalmaya mecbur eden bir nizam koyacağız. Sadece biz kazanacağız.